Öyle olursa biraz değişik olur. Ya Cizuke nişancıya gidebilir. Caps orta koridora gidebilir. O yani da sonuçta. Hani bizi yani Caps'i nişancı açıkladılar diye nişancı rolünde oynaması gerekmiyor ama son anda değiştiler. Ya, oo, bu arada birebir orta koridorda İlkan çıkacak. Burada Snake ölmek üzere. Son tık. Oo, İlkan. İkisi de öldü. Ama İlkan Cizuke'ye gitti. Yalnız burada... Ve sıçrası yok Double Lift'in ama evet. Broxah da zor durumda. Broxah da buradan çıkmak için zorlanıyor. Bu arada Vekka ölmek üzere. Licorice. Taradı valla. Birebir de aldı. Licorice alt koridora da yardıma geldi bu arada. Yalnız burada şimdi zor durumda kalacaklar. Sneaky buraya geliyor. Nightblue, Norway'i durdurabilecek mi acaba? Norway çok fazla hasar aldı. Sneaky diğer tarafta kendisi öldürmeye çalışıyor. Norway'in düştüğünü göreceğiz burada. Norway skoru geliyor. Cizuke de geldi. Broxah sıçrayla giriyor Licorice'in üzerine. Licorice bir de zehir geldi. Oo, ama öldürdü. Yine de skoru aldı. Yine de aldı skoru. Nikon ne önemli. O kadar canlı evet, niye oldu? Çekler ve Nightblue olduğu bir anda ortaya çıktı. Çok güzel bir şekilde yakaladılar orada Norway. Norway oradan çıkamayacak gibi duruyor ama çok fazla hasar aldı Nightblue. Oradan oyunu götürecek gibiler. Beklendiği gibi değil. Yani oradan bayağı bir altın aldı bir de. Oo. Bu arada asıl şimdi ulti işleri değiştirdi. No way. Q-Tip'i yakaladı. Q-Tip'i çıkamayacak. Double lift. Senin de zaten 100 canın var. Artık 0. Diğer tarafta biz burayı izlerken Sneaky bir skor daha aldı. Ama ilk ejderlerin değeri artık eskisinden daha fazla. Double lift için paramparça. Yani tam. Double lift. Orada deneyecekler burayı. Tepsi alacak gibi duruyor Nightblue. Skor geldi. Bir ışınlan daha geliyor. Yalnız Enei'nin ışınlanı burada çok geç geldi. Yetişebilecek mi Licorice? Evet yetişmeyi başardı. Wicked. Q-Tip'in veliahtıydı. Olmadı. Norway olmadı ama yine de Q-Tip'i almayı başardılar. Arkadan Double Lift'in ultisi bayağı bir hasar verdi. Tabii Ezreal'ın ultisi de artık değiştiği için çok hasar veriyor. Bu arada Nightblue mükemmel girdi içeriye. Kendisini feda etti ama karşında Cizuke'yi aldılar. Şimdi Licorice zor durumda. Licorice orada amansız takibin. Yetişebilecek mi? Broxah da yetişti. Şu an 5'e 3 durumda. Wicked burada bekliyor. Wicked totemi atlayacak. Arkada çıkan savaş Norway anında düşecek arada. Norway'in düştüğünü görüyoruz şimdi. Öteki tarafta bu arada iki kişinin arasında bir Nightblue. Yine güzel ulti tutturdu. Ama Cizuke ve Broxah ekstra danslar gelmeyince her ikisi de hayatta. Oy. Şu anda ejderi bıraktılar. Ama Cizuke. Yakaladı. Ölecek belki ama yine şahane oynadı. İsabet ettirdi. Oo. Q-Tip'i yine de yakalandı. Sıçrası yok şu anda. Nightblue ona yardım edemeyecek. Q-Tip'i 3 kişinin arasında çıkışı olmayacak. Mızraklar birikti de birikti. Alamet de kullandılar bu arada. Alameti kullandıkları için oraya gidecekler mi acaba diye bakıyorum ama gitmiyorlar. Oo, Double Lift son anda kaçtı. Nightblue! Yine 4 kişinin arasında. İnanılmaz. 3 kişi sersemle etti. Caps anında öldü. Ama arada hemen gider misin? 2 var. Bir skor daha. Wicked artık ben de geldim diyor. Şu anda 3. skorunu alacak. Son anda Broxah çaldı. Bu arada Alamet de iş yapmaya devam ediyor. Yukarıdan bir kuleyi aldı. Alamet Baron, hala hayatta. Tek kişi var hayatta. Sadece Licorice hayatta. Baron'u alırlar. Norway'i öldürecek. Norway'i öldürecek. Oh Licorice! Sadece Norway'i öldürmek için biraz fazla abarttı. Oh yalnız neredeyse tutuyordu Rocket El. Nightblue. İçeri girmenin yolunu arayacak. Bakıyorum şu anda sıçrası yok hala. İçeri girdiler şimdi. Caps orada Baron'u almak istiyor. Nightblue içeri giremeden öldü. Baron'u çalamadılar. Baron Caps'te kaldı. Arka tarafta Norway'in düştüğünü görüyoruz. Işınlan da geliyor şimdi. Q-Tip'e yönde yakalandı. Double Lift. Arkadan güzel bir hasar geldi Double Lift'ten. Caps'i öldürmeyi başaramıyor ama. Diğer tarafta düşen bir isim var. Double Lift burada içeri girdi. Caps'i düşürdü. Double Lift Caps'i düşürmesiyle her şey tersine döndü bir anda. Kıta düştü. Broxah da çıkamayacak buradan. Ulti kaçıyor ama yine de ölecek Broxah. Licorice aldı skoru. Baron. Yu Baron'u aldı ama yeterli değil. Oh. Hayali zincir. Hayali zincir. Cizuke'nin gerçek zinciri oluyor ve 5'te 5 değil ama katliam. Nightblue da yılların çarpçısı. Onu unutmayalım ve Broxah düşüyor arada. Şimdi Cizuke, Wicked çok az canlılar. Licorice hayatta kalmaya çalışıyor. Wicked aldı son anda. Bu skorla nereye gidiyor? Caps'e düşecek mi acaba orada? Cizuke tamam, öldü şu anda. Cizuke buradan kurtulamayacak. Nightblue ama Caps'e düşecek gibi duruyor. Caps çok az canı var. Arkadan hasar gelir mi? Caps oynamaya çalıştı ama Sneaky vur kaçla. İşi bitiren hamleyi yapıyor. Katliam NLCS. Double Lift orada bir anda üzerine atlamak yerine duvarın üzerinden atlayıverdi. Tek başınayken Caps. Oyunu ama yine de takım arkadaşları öldürmeyi başarırlar onu. 20 saniyeler oyunu bitiremezler muhtemelen. Evet. Ya da bitirebilirler mi? Deneyecekler. Olmaz. Yani, evet evet. Double Lift'in hasar var. Üçlü kuvvet var. Çok ciddi hasar bırakacak kulelere. Bitirecekler. Bitirecekler evet. Tek bir savaş bitirebilir dedik. Öyle de oldu. Üçlü kuvvet farkıyla. Minyonları da var. Evet. Hop! All Star.
No way, şansın deniyor ama maalesef no way. Kazanan NA oldu. Ne sevindiler be. Çok sevindiler gerçekten. Ve herkesin Night Blue'yu kutluyor. Night Blue çünkü oyunun başında belki pek oyun yapamadı ama daha sonra ultinin özelliklerine kadar etkili olduğunu gösterdi birkaç yerde.